Türkiye Nere'nin son bölümündeyiz. Konuklarımız Aykut Erdoğdu, Hüsnü Bozkurt ve Orhan Uğuroğlu. Önemli şeyleri konuşuyoruz. Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye'yi ilgilendiren şeyleri konuşuyoruz. Pazartesini konuşuyoruz. Yeni bir dönem. YSK'nın alacağı karar Türkiye'nin geleceği açısından hem ekonomik hem siyasi hem uluslararası anlamda çok önemli bir karar. Yani bu karar sadece seçimlerle ilgili değil, Türkiye'nin kaderiyle de ilgili. En son Sayın Orhan Uğuroğlu gazeteci arkadaşımız, abimiz, onun sözleri vardı. Dedi ki, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in gözaltına alınması, kelepçeli tutuklu halleri YSK üyeleri için bir gözdağıydı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan o gözdağını tamamladı. Açık ve net bir şekilde YSK üyelerini tehdit eder gibi konuştu dedi Orhan Uğuroğlu. Dönüyorum Sayın Genel Başkanımız Aykut Erdoğdu'ya. Siz Ali Demir'in de görüntüleri geldi. Gerçekten çok üzüldüğüm bir görüntü. Yani yani Ali Demir'in masum olduğuna inanmıyorum. Fethullah Gülen'de de çalıştığı konusunda da kesinlikle bilgilerim var ama. Onun döneminde yüz binlerce genç üniversiteye giremedi, perişan oldu aileleriyle. Bu adamın yatacak yeri yok, yatacak. Hayır, serbest bırakıldı ya. Alındı, mahkemeye sevk edildi. Serbest bırakıldığını falan boş ver. Bunun döneminde yıllarca sorular çalındı. Üniversiteye girme hakkı olan çocuklar giremedi. Onun yerine bir sürü horanta üniversiteye girdi. Ne olacak o çocukların hakkı? Evet, bunu da tabii ki sorgulamak lazım. Haklısınız ama hiçbir insanın bu duruma düşmesini istemem. Yani bir profesör sonuçta, adı hoca. Sayın Erdoğdu, Yüksek Seçim Kurulu yani YSK, pazartesi karar alırken gerçekten, yani bugün muhalefette konuştu, iktidarda konuştu, yarın son gün, hatta pazara doğru geçtik, bugün son gün diyelim. Yarın YSK'nın pazartesi günü bir karar alması bekleniyor. Sizin görüşünüz ne? YSK üyeleri gerçekten ülke geleceğini, ülkenin kaderini, demin siz de anlattınız siyaseten, ekonomik anlamda, bir kenara bırakıp siyasi bir karar alma gibi bir pozisyona sürüklenirler mi? Yani korkarlar mı? Sayın Orhan Uğuroğlu'nun bahsettiği gibi FETÖ'cülükte suçlanmaktan, tutuklanmaktan. Yoksa hukukta ise onun gereğini yapıp bu işi kapatıp Türkiye'nin önünü açarlar mı? Siz ne diyorsunuz? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kimse kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlamamalıyız. Suçlamamalıyız. Yani dilimiz alışmamalı. Bu Ali Demir zamandaki bütün şaibeleri biliyorum. Meclis araştırma önergeleri verdik. Çok güçlü raporlar var hakkında. Yani güçlü şüpheler var. Yüz binlerce gencin hakkını yemiş olabileceğine dair. Ama daha yargılanmadı. Biz bu, ben kendi adım hani bunu söyleyeyim, bir insani ve vicdani sorumluluk olarak ve kesin hüküm giymeden de kesin hükümlüymüş gibi konuşmayı ben tercih etmiyorum. Kul hakkı geçer diye korkarım üzerime. Ama yine söyleyeyim, çok güçlü şüpheler var. Hüsnü abi haklı. Meclisten biliyoruz. Beraber aynı dönemde milletvekiliydik. Bir de o yüz binlerce küçücük çocuğun emeği var ortada. Ama şunu söyleyeyim, Ali Demir ÖSYM başkanıyken Ali Demir'e kelepçe vurmuşlar da Ali Demir'i savunanlar o zaman da şimdi çok muteber adamlar yine. Bir suç ortaklığı vardı orada. Bu memleket her şeyi unutturuyorlar. Eğer bir suç varsa, bugün kelepçe takılmışsa, unutmasınlar Ali Demir'in o zaman suç ortaklığı vardı. CHP ÖSYM sınavlarındaki şaibeyi ortaya koyduğunda Tayyip Bey savunuyordu bu kelepçeli beyefendiyi. Bu Türkiye'ye iyi bir ders olsun. Fethullah Gül de ben dinledim, tatmin oldum demiş. Evet. En büyük yolsuzluktur eğer yapılmışsa o yüz binlerce gariban çocuğun emeği. Neyse, YSK meselesi. YSK seçimleri iptal etmeyecek. Başvuruyu reddedip gönderecek. Başka bir ihtimali görmüyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani çünkü böyle konuştuğumuz gibi değil, bir karar yazacaklar. Kararın bir gerekçesi olacak. İptalin bir gerekçesi yok. Başka bir şansları yok. Onun için hani olmaz işi oldurmalarını mümkün görmüyorum ben burada. Aksi bir durum Türkiye için felaket olur. Bakın biz bazen yaşadığımız sırada Türkiye açısından ne büyük bir dert açıldığını bilmiyorum. Bu toplumsal kutuplaşma meselesi. Seçim boyunca çıktılar,
İşte CHP teröristlerle işbirliği yapıyor, şöyle ediyor, HDP terörist bilmem ne. Günün sonunda getirdiler meseleyi, toplumda büyük bir kutuplaşmanın içine bıraktılar. Değil mi? Neredeyse bütün Kürtlere terörist dediler. Artık Kürt kökenli yurttaşlarımız kendi aksanlarından korkar hale geldi. Milyonlarca insanı kötü hissettirdiler, aidiyet duygusunu zedelediler. Oysa Cumhuriyet'in temeli neydi, ulusun temeli? Etnik kimliğine bakılmaksızın bu ülkenin yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu ülkenin saygın bir yurttaşıydı, değil mi? Bugün getirdiğimiz noktada ne yaptılar? Oy uğruna getirerek Türkiye'yi öyle bir kutuplaştırdılar ki, Allah'tan yine bu milletin feraseti yüksek, birlikte yaşamaya alışkın, bu kadar şeyin tesirinde kalmıyor. Peki terör örgütünün amacı neydi? PKK terör örgütünün amacı nedir? Niye terör yaparlar? Kürt'ü Türk'ten ayırmak için, değil mi? Bu ülkede ayrı bölünsün, ayrı bir cumhuriyet, ayrı bir devlet kurulsun diye yapmazlar mı bunu? Peki bu mantıkla baktığınızda tersinden aynı işlem yapılmıyor mu? PKK'nın böldüğü gibi PKK'nın amacına yönelik bir hizmet yok mu ortada? Sırf oy uğruna bu ülke kutuplaştırılmıyor mu? Bu cumhuriyet bu ulusu birlikte tutabilmek uğruna, bu cumhuriyet bu ülkede yurttaşlık bilinciyle geçmişi bir, bugün birlikte yaşayan ve öngörülebilir gelecekte birlikte yaşaması için, bu ulusu birlikte tutmak için bu kadar şehit kanı vermedi mi? Şimdi devlet eliyle insanlarımızın etnik kimliğine, mezhepsel kimliğine, inancına, partisine göre ayrıştırılması doğru bir şey midir? Bu ülkeye faydalı bir şey midir? Getirdikleri nokta bu. Bugün bu gerçekleri konuşamıyoruz. Bugün biz bu ülkede bunu mu konuşmalıydık? Ya şu Avrupa medeniyetinin haline bakın. Ya bir İngiltere vatandaşının derdine bakın, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının derdine bakın. Üç çocuğumuzdan bir tanesi şiddetli yoksulluk çekiyor. Değil mi? Bugün dört tane şehidimiz var. Bir binbaşımız ağır yaralı. Öyle lüks saraylarınızdan konuşmak kolay. Hamaset nutukları atmak kolay. Kot pantolonun üzerine beyaz kefen giymek kolay. Mermi deldi geçti şehidin yüreğini. Şimdi bir dulu var. Çocukları var, anası var, babası var. Bu vatanın evlatlarının kanı üzerinden büyük hamaset nutukları atmak kolay. Bu çok üçüncü sınıflıktır. Böyle milliyetçilik olmaz, böyle vatanseverlik olmaz. Bu cumhuriyeti kuran ne mutlu Türk olana dememiş, ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Vatandaşlık üzerinden tanımlamış, Türk vatandaşlığı üzerinden tanımlamış. Bu ülkeyi gerçekten seviyorsak bu ülkenin 82 milyonunu barıştırmalı, birlikte yaşatmalıyız. Büyük dertlerimiz, büyük sorunlarımız var bizim şu an itibariyle baktığınızda. Bu kutuplaşmanın sonu nereye varacak? Bu ayrışmanın sonu nereye varacak? Çubukta yaşananlar, Cumhuriyet'in kurucu bir partisinin, Kuvayi Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yapılanlar, dağdaki teröristi düşünün, o görüntüleri izliyor, ne hisseder? Elini vicdanına koysun bu ekranı izleyenler. Dağdaki terörist bu görüntüyü izlediğinde ne diyecek? Ne güzel oldu diyecek be, kendi içinde bölündüler diyecek. Amacım gerçekleşti diyecek. Temsil ettiği 15-20 milyon insanı, saygısını o şehide göstermek için hiçbir parti genel başkanı gitmiyorken Anadolu'nun köyüne gidip o şehidin musalla taşı başında namaz kılmak için gelen bir partinin genel başkanına bunun yapılması teröristi mutlu mu eder yoksa terörist kötü mü oldu der. Onun için bu saldırı PKK terör örgütüyle amaç birlikteliği vardır. Bu ülkeyi bölmüştür. Ya şehitlerin ruhuna, şehitlerin aziz hatırasına, kalanına büyük bir saygısızlıktır. Herhangi bir şehit ailesine sorun. Şehit anasına, şehit babasına, şehit eşine, şehit çocuğuna sorun. Sizin şehidiniz sadece iki partinin bir ittifakın mı şehididir, bir milletin mi şehididir? Eğer bu milletin şehidi ise o milleti temsil eden herkes o cenazede olma hakkına sahiptir. Devlet de onları korumak zorundadır. Devlet onları korumak zorundadır ama o devlet ki çıkıp da şehit cenazesine kimlik kartı veriyorsa, şehit cenazesine giriş kartı veriyorsa bu büyük saygısızlıktır. Şehitlerin hatırasına büyük saygısızlıktır. Şehit ailelerine büyük saygısızlıktır. O şehitler milletin şehididir. O şehitler CHP'ye de oy verenlerin, HDP'ye de oy verenlerin,
AK Parti'ye de oy verenlerin, İYİ Parti'ye de oy verenlerin, teröre açık destek vermeyen herkesin şehididir. O şehit bu milletin şehididir. Bize düşen şehit gelmemesini sağlamaktır. Bize düşen o çocukların canını korumaktır. Bize düşen bu ülkeyi seviyorsak, bu ülkenin ekonomisini, dış politikasını, siyasi birliğini, anayasasını, hukukunu korumaktır. O şehitlerin emanet ettiği vatanın soyulmamasını sağlamaktır. Vatan evlatlarının hakkını bakan evlatlarına yedireceksiniz. Ayakkabı kutularınız, çelik kalasalarınız ağzına kadar haram olacak. Sonra şehit üzerine konuşacaksınız. Buna müsaade etmemek lazım. Yine söylüyorum. Gerçek milliyetçilik bir entelektüel birikim işidir. Gerçek milliyetçilik bir sabır işidir. Gerçek milliyetçilik bir ahlak işidir. İnanan işinde iman işidir. Yoksa milliyetçilik zırhı arkasına saklanıp, kamu ihalelerini paylaşıp, iş adamlarından şantajla para toplayıp, üzerine bir de bunu şehit kanıyla kapatmaya kalkarsanız, ne bu dünyanız ne ahiretiniz olur sizin. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, Türkiye İttifakı deniliyor. Elbette ki Türkiye'nin ittifak etmesi gereken durumlar vardır. 15 Temmuz'da ortağınız olan hainler darbe yaparken mecliste Türkiye İttifakı kuruldu. Ne yaptınız? 5 gün sonra ben o mecliste ölüyordum, bombalanıyordum o mecliste. Ama sizin o yalancı gazetelerinizde sığınağa inmişiz, meclis genel kurulu yıkılmış, AK Partililer, MHP'liler, CHP'liler hepimiz sığınağa inmişiz. Neymiş? Fare gibi bana diyor ki, fare gibi sığınağa sığındı. Be vicdansız, bütün partinin milletvekilleri, meclis genel kurulu yıkıldı da sığınağa inmek zorunda kaldık. Ben ölüyordum orada. Bu gerçeği bile bile benim hakkımı, ben bir kulum, kul hakkını yediniz. Ben o gece ölümüne direndim darbeye. CHP milletvekilleri ölümüne direndi. 5 gün sonra ne yaptılar? Türkiye İttifakı'ydı. 5 gün sonra OHAL ilan ettiler. Sadece Fethullahçıları değil, bütün muhalefetin belini kırdılar. Peki getirdikleri nokta, referandum, cumhurbaşkanlığı seçimi, İstanbul seçimleri, Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu var. 450, Türkiye üretmiyor. Türkiye'nin tarımı bitmiş durumda. Türkiye'nin sanayisi bitmiş durumda. Kongordoto ve iflaslarla şirketlerimiz kapanıyor. 7,5 milyon işsizimiz var. Halkımız yoksulluk içinde kırılıyor. Anayasal sistemimiz çökmüş, yargı bağımsızlığı yok, hukuk devleti yok, meclisin eli kolu budanmış durumda. Bir tek adam ve onun torpille gelmiş damadına Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi teslim edilmiş durumda. İnsanlar evine ekmek götüremiyor, Ramazan gelmiş pide alınamıyor, sahurda masaya koyacak yemek bulunamıyor. Ve çıkıyorlar bunlar milliyetçiyiz diyorlar değil mi? Bunlar vatansever, vatanın düştüğü hale bakın. Bir Avrupa medeniyetinin haline bakın, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin haline bakın. 1,5 milyon çocuğumuz üniversite sınavına giriyor, 300 binini okutamıyoruz. Dünyanın en çok çalışan, en az öğrenen çocukları bizim öğrencilerimiz. Bizim çocuklarımız, ortaokul çocuğu yüksek lisans öğrencisi kadar çalışıyor, TEOG'u geçemiyor. Üniversiteye yerleşemiyor. Asgari ücret 2020 lira, açlık sınırı 2100 lira. Yoksulluk sınırı 5500 lira. Çalışanın %70'i yoksulluk sınırının altında eziliyor. Geldiğimiz nokta, Türkiye tarımı bitirilmiştir. Çiftçimiz ekemiyor. 3 tane şirkete ithalat yaptırıp para kazanacağız diye. Öncesinden adresi belli kararnamelerle yapılan et izinleriyle. 3 tane süpermarketi, yandaş süpermarketi zengin etmek uğruna Türkiye tarımının beli kırıldı. İnsanlarımızı açlığa doğru gidiyor, gıda krizine doğru gidiyoruz. Enerjide yapılan yolsuzluklar ortada. Ülkenin insanı inim inim in diyor, bunlar hala İstanbul seçimi derdinde. Ya memleketin bekası bu sefer gerçekten tehdit altında. Türkiye İttifakı değil mi? Elbette ki zor durumda Türkiye İttifakı'nı kurmalıyız. Şunu düşünün ki siyasi partiler, bu ülkenin takımları, bir milli takım kurulma zorunluluğu çıkabilir. Ama milli takımın kaptanı bunun gibi olmaz. Çıkıp her gün hakaret etmez. Bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğumuz noktalar olabilir. Oluyor da. Bu ülkeyi zayıflatır, güçsüzleştirir bu. Bu kadar kutuplaşan bir ülkede yatırım olur mu? Ekonomi olur mu? İşte geldiğimiz, ben halimize bakıyorum, insanın gerçekten yüreği sızlıyor. Biz bir de milletvekiliyiz. Bu milleti temsilen meclise gönderilmiş insanlarız. Bu kadar kalitesizlik, bu kadar niteliksizlik,
pespayelik. Bakın ekonomik kriz kadar önemli olan bürokratik çöküntüdür, kurumsal çöküntüdür. Bakanlıklar tek tek çöktü, çökertildi. Yetişmiş bürokratlarımız bakan danışmanı diye atanan yandaşların paspası haline getirilmiş. Bu devlet kolay kurulmadı. Bunların çok derin yaraları olacak. Aykut Bey, peki bir şey sorayım. Çok güzel anlatıyorsunuz. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi veya tüm demokrat insanların arzu ettiği gibi YSK pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını tescil etti. Erken seçim yok dedi, defteri kapadı. Bu anlattığınız tabloda 4,5 yıl daha görevdeyiz diyen Erdoğan, Türkiye'yi nasıl götürecek? Sizin B planınız ne? Yani ondan sonra biz İstanbul'u aldık deyip duracak mısınız? Siyaseten nasıl bir tavır alacaksınız? Elbette ki İstanbul'u aldık deyip durmayacağız. Önemli bir iktidar gücünün, önemli bir iktidar sorumluluğunun eşindeyiz. Her şeyden önce sosyal kalkınma için elimizden geleni yapacağız. Sosyal kalkınma derken şundan bahsediyorum. Bir taraftan büyürken diğer taraftan gelir dağılım adaletini sağlamak zorundayız. Sağlayabilecek mi AKP? Tabii işte ki. Ben bunu soruyorum. Yani siz söylüyorum. İyi niyetinizi söylüyorsunuz, hedefini söylüyorsunuz. Ama bugün Türkiye'nin gündeminde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gündeminde ortaya koyan, az önce Hüsnü Bey söyledi, birkaç kez açıklanan ekonomik programlar, hiçbir vaatte bulunmuyor. 2,5 milyon kişiye iş sağlayacağız dediler. İşte 4. ay da bitiyor. Kaldı 8 ay. Yani her ay 300 bin civarında istihdam sağlamaları lazım. TOP Başkanı tam tersi, işte kıdem tazminatları için dava süresini diyor 5 yıldan 1 yıla indirin diyor. Yani iyice boğmaya çalışıyorlar işçiyi de veya işçiyi işten çıkarmaların artmasını istiyorlar. Siz şimdi tamam, hedefler çok güzel, sorunların tespiti dört dörtlük. Ama ne yapacaksınız? Türkiye nasıl düzelecek? Şunu bir anlatın. Yani bu iktidar 4,5 yılda erken seçim istemiyorsunuz. Yani herkes kaderine razı olup bu enflasyonun soğan patatesinin altında ezilip gidecek mi fakir fukara? Tam işte aslında bundan sonra bir bitse bunu konuşmaya başlayalım. Bak bir şey konuşalım, bak bitirdik ya, diyelim hadi yüksek konuşalım. Yüksek Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını tescil edip bütün partiler olgunlukla karşıladığı anda döviz kuru ne olur? 7'lere olabilir. Ya bakın, Türkiye burası. Şunu söylüyorum bakın. İstanbul'a bağlı değil. Ya 1 Nisan tarihinde 5.30'lu bir kur. 5.30 liraydı. 5 lira 30 kuruştu. Türkiye ekonomisi yine aynı halde. Bugün 6 lira 70 kuruş arttı. Bakın 200 milyar dolar üzerinden hesapladığımızda bu 140 katrilyon zarar demek. 30-40 milyar dolar. Bu 30-40 milyar teorik zararı tarıma aktardığınızı düşünün. Sanayiye aktarmıyorlar. Düşünelim hayır, de diyorum. Hayır diyorsunuz ya, ne yapacaksınız? Ne yapacağız bakın diyorum. Ben bana diyorum bir ki, çare verin. Geçinemiyorum. Ekrem İmamoğlu. Asgari ücretliyim. Kıdem tazminatım elimden gidiyor. Emekliyim, hala çalışıyorum. Ne yapacağız diyorum. Bir... Tam üstad onu söylüyorum. Ha, diyorum ki bu Ekrem İmamoğlu ile mevcut sorunları anlatmaya devam etmeyelim. Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ismi bereketli isimler. Bakın bunu kabul ettiğiniz an bakın ne diyorum. Bizim düşürmemiz gereken ne? Kuru düşürmemiz gerekiyor enflasyonu. Bu tescil edildiği anda zamanda tescil edildi 5.30'du. Tekrar kur geri gelmeye başlayacak. İki, hiçbir şey yapmadan bu demokrasi ortamı yatırımcıya bir güven verecek. Fabrika açmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, ülkede bir fırsat görüp yabancı sermaye getirmek isteyenler bu fırsatı değerlendirecek. Moraller düzelecek her şeyden önce. Bugün borsa 93 bin lira. 93 bin lira ne demek biliyor musun? Sizin şirketleriniz çöp olmuş demek. Dolar artı lira, borsa 93 lira. Borsanız 110, 115, 120 bin liraya çıkaracak. Bununla yetmez. Bakın artık sizin elinizde belediye güçleri var değil mi? Sadece ihalelerde şeffaflık sağlarsanız, onlar diyor ya meclis bizde, siz orada nasıl yöneteceksiniz? Ya öyle büyük bir fırsat ki bizim iktidar olduğumuz yerde etkin bir muhalefet meclisi bizi denetleyecek. Her işimizi canlı yayında yayınlayacağız. Bizim ihalelerimizin şeffaf olmaması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bizim pazarlık usulü ihalelere yandaş kayırmamız mümkün mü? Böyle bir ahlakımız var mı? Yok. Bunu yapmadığınız takdirde sadece ihalelerde %20 tasarruf edebilirsiniz. Gelelim Türkiye'deki. Türkiye'nin temel sorunu ne? Hem çok düşük büyüyoruz, dengesiz büyüyoruz. Artık gelir dağılımı adaletsizliği çok yüksek. Niye gelir dağılımı çok adaletsizliği çok yüksek? Çünkü biz tekel şirketlere teslim olmuş durumdayız. Türkiye'nin tarımı bitiyor mu? Bitiyor. Niye bitiyor? Diyelim ki portakalın fiyatı çok düştü, patatesin çok fiyatı düştü. Patatesin fiyatının düştüğü bir yerde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o patatesi alıp yoksul semtlerde dağıttığını düşünün. Bir tanzim satış mekanizması üzerinden söylemiyorum. Bir sosyal yardım politikası olarak söylüyorum. Üretim kooperatiflerinin yani iktisadi faaliyetlerinin ticari esaslara göre devam edeceği kooperatif mekanizmasının desteklendiğini düşünün. Yenilenebilir enerjilerdeki üretim kooperatiflerine, enerji kooperatiflerine belediyelerin hem maddi gücüyle hem de düzenleyici imkanlarıyla destek verebildiğinizi düşünün. Bütün bunlar yapılamayacak işler değil. Belediyenin istihdam yaratmak amacıyla verilecek izin ve ruhsatlarda daha hızlı, daha şeffaf davrandığını düşünün. Bunların hepsi Türkiye ekonomisinin altyapısını güçlendirebilecek işlemlerdir. Şeffaf yönetimden bile çok şey kazanılacaktır. Sosyal politikalarla, yandaş kayırmacılık üzerine, materyal üzerinden ki yani hileli yolsuzluk işlemleriyle yapılan işlemler yerine nakdi şartlı nakdi desteklerinin artırıldığını düşünün. Piyasanın buna getireceği canlandırma ve bunun yarayacağı sosyal faydaları düşünün. Bütün bunlar programımızda var ama bunu konuşmamıza fırsat vermiyorlar. Bütün bunları yazdık, şey yaptık işte 85 liradan 50 liraya düşürdük biz öğrencilerde otobüs indirimini. Bunun toplu taşımadaki etkinliği ne kadar artıracağını. İstanbul'da aklı evet. Değil mi? Onu ve biz bunu 50 liraya düşürürken de 40 liraya düşürüyorlar. Ya düşürecekseniz zamanınızda düşürün bunu. Mesela birçok büyük şirketten tahsilat yapılamıyor. Birçok büyük şirkete haksız kaynak aktarılmış durumda. İstanbul'un o vakıf dedikleri şeyler var ya, cemaat vakıf, o cemaat değil, cemaat tarikat Allah'ın yolunda giden insanlar için verilir. İstanbul'un en lüks binaları bunlara terk edilmiş durumda. Bu binaları bunlara terk edeceğimize kira gelirlerinden faydalanmış olsaydık, 850 milyon lira sadece bu vakıflardan tasarruf etmiş evet, olsaydık. Evet, ben yazdım. Bir meslektaşımız daha yazdı. Mahkemeden o haberlerin durdurulması kararı çıktı. İnternet üzerinden durduruluyor. Artı benim yazımla ilgili de bir vakıf tazminat davası açtı. Belgeyi gönderdik. Mahkemeye sunuluyor. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum. Sizin tamam görüşlerinize katılıyorum ama bakın. Türkiye'nin birinci problemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeniden düzenlenmesi. Yani belki bir anayasa değişikliği önermeniz lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İYİ Parti'den bunları bekliyorum mecliste. Bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak. Bunu değiştirmeniz lazım bir. Kuvvetler ayrılığını mutlaka sağlamanız lazım. Bunun için çalışma yapmanız lazım. Türkiye'nin uluslararası alanda demokratik bir ülke sayılması için siyasi partiler yasasının, seçim yasasının, YSK yasasının düzelmesi lazım. HSK'nın yapısının değiştirilmesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi lazım. Topal Ördek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle Türkiye'nin bürokrasisinde, yargısında ortaya çıkan bir sonuç oldu. Bu topal ördeğin, evet başkanlık olacaksa tamam başkan olsun ama siyasi partili olmasın. Bunun yanlışlığı çıktı. Hangi cumhurbaşkanı olursa olsun, bugün Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı, yarın Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Ona da karşı çıkacağız. Çünkü cumhurbaşkanlığı az önce herkesin de temenni ettiği gibi Türkiye'yi tek yumruk haline getirecek bir makam iken, şimdi iki şapkalı oldu. Zaten Burhan Kuzu'nun bir anayasa hatası diyelim. Taraflı ve tarafsız cumhurbaşkanı var. Yeminde tarafsız, icraatta taraflı. Bir kelime söylüyorsunuz, ben cumhurbaşkanıyım diye dava ediyor. Bir tweet atıyorsunuz, ben AKP genel başkanlığını bırakıyor, cumhurbaşkanıyım diyor. Yani eleştirmek bir medya için, işte 3 Temmuz'da dünya basın özgürlüğünü kutlamadık. Kutlayacak halimiz yok çünkü basın özgür değil. 3 Mayıs'ta affedersin. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet lideri bir pembe tabloyla gitmesini değil, güm 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 güm, hatta komple yeni bir anayasa. Sivil toplum örgütleriyle, hukuk fakülteleriyle, bilim adamlarıyla, bu konudaki uzman kişilerle uluslararası anlamda nasıl bir anayasa gerekiyor Türkiye için? Evet. Artık başkanlık sisteminden geri gidemeyeceksek demokratik parlamenter rejime, o zaman bir anayasa hazırlayıp meclise sevk etme görevini, kusura bakmayın iki CHP'lisiniz burada, ben sizlerden talep ediyorum. İyi Parti'den talep ediyorum. Ortak Millet İttifakı kuruldu.
Evet, büyük bir başarı elde edildi. İstanbul'un kazanılmasında, Ankara'nın kazanılmasında İYİ Parti'nin diğer 11 büyük şehrine büyük katkısı var. Bunu Kemal Bey de söylüyor, sizler de söylüyorsunuz. O zaman İYİ Parti ile, yani merkeze yakın bir partiyle CHP'nin oturup Türkiye'nin bu dev sorunlarını halletmezsek, dolar 7 de olur, Aykut Bey kusura bakmayın, 8 de olur. Bunu bu yapıyla Erdoğan ve damadı engelleyemez. Yani engellemek isterler, engelleyemezler. Çünkü dışarıdan bize 1 lira kredi vermezler. 1 lira destek vermezler. Burada bir Aykut Bey'in bir sözü var. Buyurun. Buyurun. Kısa kısa bir müzeyi. Sonra üstüne Üstü Bey siz de katılın. Artık bu saatten sonra sohbete dönsün. Çok kısa bir şey söyleyeyim Üstü Bey. Destek tabii, verebilir, şeyi açabilir. Sadece boş kalmasın diye söylüyorum. Bakın biz şu an itibariyle iktidar sorumluluğu bizim üzerimizde. Allah var. İYİ Parti'de. Hatta Halkların Demokrasi Partisi de Saadet Partisi de çok aklı başında davranıyor. Yani normalde muhalefetin hırçın davranması gerekirken şu an iktidar sorunu bizim üzerimizde. Çok mantıklı bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye seçim ortamı dolayısıyla başta ekonomisi olmak üzere büyük zarar görüyor. Bu demek değil ki biz bu hukuksuzluklara itibar edelim. Ama bunun sorun çıkaranı olmak istemiyoruz. Türkiye'nin ağır sorunları var. Buna da açığız. Gelin bunu konuşalım diyoruz. Hatta Genel Başkanımız meclis konuşmasında adres olarak gösterdi ki bakın bu ülkede kuvvetler ayrılığı yoksa, eğer bu ülkede yargı bağımsızlığı yoksa, toplum bu kadar kutuplaşmışsa bu ülkenin ekonomisi ve siyasetinden hayır gelmez. Bunları düzeltmeliyiz derken çok böyle yumuşak bir şekilde Türkiye'nin en temel sorunlarını anlattı. Ve biz bu millete hemen biz yerel seçimleri kazandık hadi bakalım sizi bir daha bir seçime götürüyoruz demeyiz. Demeyeceğiz de. Buna böyle heyecanla deyin diye bekleyenler olabilir. Bu bizi halkın gözünde eritir. Biz yaptığımız icraatlarla, üretimi artırarak, şeffaf bir yönetim sağlayarak, halkın yönetime katılmasını artırarak, özellikle dışlanmış grupları, engelli grupları, yoksulları, çocukları daha fazla gözeterek, düşük kaynaklarla büyük faydalar elde ederek, bakın yandaşa 1 milyar dolar veriyorsunuz gözü doymuyor. 1 milyar dolar. Bunun içinde 1 milyon tane 1000 dolar var. Herhangi bir fakir aileye 1000 dolar verdiğinizde hayatı değişiyor. Bir yandaşı 1 milyar dolara doyuramıyor olabilirler ama biz 1 milyon fakir aileyi 1000 dolarla doyurabiliriz. Ve bizim şöyle bir şey, samimi bir şey söyleyeyim. Bizim entelektüel birikimimiz yüksek. Çünkü seçmenimiz de böyle, kontrol edenimiz de böyle. Bütün dünyaya bakacağız. En iyi örnekler nerede var? Mesela nerede kadınlar istihdama daha iyi sokulmuş? Çünkü eğer bir ülkenin kadınları istihdam içinde değilse o ülke büyüyemiyor. Kaç kadın belediye başkanı seçildi sizde? Ya bu yani hani... Ya demeyin işte. 2 tane mi 3 tane mi kaç tane? Ya 2 tane 3 tane değil. Yani bu sayı doğru bana haklı. Bana işte doğru bakın, gelmiyor o zaman bu sloganınız Aykut Bey ya. Ya anlıyorum. Bakın haklı bir eleştiri. Buna bir şey söylemiyorum ben. Ama yani en azından da sorunu işaretleyerek başlamak gerekiyor. Çok haklı bir şey söylüyorsunuz. Ama böyle nasip oldu. Yapabileceğimiz çok bir şey yok. Yani milletvekili seçiminde de benzer bir sorunla karşılaştık. Ve bu çok haklı bir eleştiri. Buna bir şey söylemiyorum ama bunu belediyelerimizde düzeltmek için ne yapabiliriz? Bütün bunlara bakmak lazım. Bir de kadın sayısıyla da ilgili ama bir de kadına bakışla ilgili. Burada bir Sayın Bozkurt'a bir söz vermek istiyorum. İzniniz varsa. Bir de ben Allah var. Bakın ben şeyi söyleyeyim. Haklı eleştiri, haklı eleştiri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok derin ve haklı bir eleştiridir. Kadın belediye başkanımızın sayısının az olması. Evet. Çok haklı bir eleştiri yani. Şimdi Sayın Bozkurt, konu biraz dağıldı ama toparlayalım tekrar. YSK ile ilgili konuşuyorduk. Sizin de söyleyeceğiniz söz vardı. Mesela Sayın Uğuroğlu geçen program, bir önceki program kapanışında bir bölümünün dedi ki Ali Demir, ÖSYM Başkanı'nın... kelepçeli hali YSK üyelerine yönelik bir tehdittir. Yani bir uyarıdır, bir ikazdır, bir mesajdır. Bugün Sayın Erdoğan'ın konuşmasıyla da... Benim algım öyle yani. Evet, tamamlanmıştır dedi. Sizin algınızı söylüyorum zaten. Sizce YSK üyelerinin bugün böyle bir baskı ya da tehditten korkması, ürkmesi ya da hukukun dışına çıkması, siyasi bir karar alması, Türkiye'nin... Anlattı Sayın Erdoğdu. Türkiye'nin yörüngesini değiştirmesi, Türkiye'yi bir felakete sürüklemesi söz konusu. Sayın Ertürk, ben %1 bile ihtimal görmüyorum ilk günden beri.
Yani evet, sayımlar yapıldı, yok geçersiz oylar, yok sondaj bilmem ne falan. Bu seçim bitmiştir. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Pazartesi de ben o itirazın reddedileceğine adım gibi eminim. Böyle siyasi karar, yok Ali Demir'le tehdit, bilmem ne mahkeme falan filan, yani bir gerekçe yazamazlar. Sandık kurullarıymış da, şuymuş da, buymuş da, bunların hepsi zorlama. Bakın yani Ali İhsan Yavuz Bey saygıdeğer bir insandır mutlaka. Öyle şeyler söylüyor ki bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Delil yok, vallahi onu YSK bulsun. Bunlarla bu işin olacak. Bakın ben oradan geçiyorum. Şimdi izin verirseniz bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti belediyelerinden, vilayetlerinden, resmi daire tabelalarından TC'yi kim kaldırdı? AKP. AKP kaldırdı. Biz bütün milliyetçilikleri ayağımızın altına alırız diyen kimdi? Dönemin başbakanı. Televizyon ekranlarında o hendekler kazılırken, patlayıcılar döşenirken biz valilerimize emir verdik, çözüm sürecinde müdahale etmeyin dedik diyen kimdi? Dönemin başbakanı. Peki şimdi terörist denilen CHP'nin belediye başkanlarının ilk işi ne oldu? İstanbul'da, Ankara'da, her yerde Türkiye Cumhuriyeti tabelaları sembolik bir şeydir ama Türkiye Cumhuriyeti için biz milyonlarca şehit verdik, hala şehit veriyoruz kardeşim. Doğru. Bu bir. İki, Aksaray'da Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanı belediyenin Türkiye Cumhuriyeti tabelasını asmak istedi. Engel olan kim? AKP'li arkadaşlar. Yani AKP'li encümen üyeleri. Şimdi bakın, CHP terörist, CHP şu, CHP bu. HDP seçmeni, böyle bir ayrım yapmak doğru değil ama, Cumhurbaşkanlığı seçiminde veya seçimlerde. Şimdi ben bir şey soracağım. HDP'nin en çok oy aldığı bölge neresi? Doğu ve Güneydoğu, değil mi? Peki orada HDP kadar oy alan parti hangi parti? AKP. Peki HDP seçmeni diye potansiyel kabul ettiğiniz o seçmen AKP'ye oy verince saygıdeğer Kürt vatandaşımız. Batı'da CHP'ye oy verince CHP teröristlerle işbirliği yaptı. Bunu da 30 kanaldan millete söyleye söyleye, size samimi bir şey söyleyeyim mi? Ben Çubuk Akkuzulu'daki o yurttaşlarımıza zerre kadar gönül koymuyorum. Hangi kitleyi öyle provoke etseniz bu olaylar olur. Ama aylarca, bütün bir seçim kampanyası boyunca bunlar teröristlerle işbirliği yaptı, zillet, zillet, zillet. Peki kardeşim sizin YSK'nız var mı? Var. Bütün adayları seçime sokmak için yetki kimde? YSK'da. Peki YSK'nın yetkisiyle seçime giren insanlar oy alırken iyi, başka yerde seçime girmediği zaman neden terörist oluyorlar? Bakın böyle böyle milleti öyle gerildi ki, öyle bir noktaya geldi ki, siz şimdi diyorsunuz, şehit, bu şehit, yani kurşun adres mi soruyor kardeşim? Yani Azez'deki yüzbaşının karşıdan gelen kurşun adresini mi sordu? Acaba seçimde AKP'ye mi oy vermişti, CHP'ye mi oy vermişti, MHP'ye mi oy vermişti, İYİ Parti'ye mi? Nereden biliyoruz? Bugün vefat eden, şehit olan o üç yavrumuzun aileleri, kendileri acaba hangi partiye oy vermişlerdi? Ne malum CHP'ye oy vermedikleri? Biz böyle bir kategorize edersek, CHP terörist, HDP zaten vatan haini. E işte, ya bakın, bence yani gerçekten bir paradoks içindeyiz ya. İnanılır gibi değil. Seçim bitti. Ne dedi Recep Tayyip Erdoğan? %51 oy aldık. Cumhur İttifakı halkımızdan onay almıştır. Dedi mi demedi mi? Dedi. Peki şimdi ben söylüyorum. MHP Genel Başkanı ne dedi? Bizim oyumuz 18.81 dedi. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Bizim oyumuz 44,4 dedi. Ya ben ikisini topluyorum 63,2 ediyor. Nasıl oluyor bu iş arkadaş? Oyunuz 51. İkinizin söylediğinin toplamı 63. 13 puan fark var arada. Nasıl oluyor bu iş? Önce bir aranızda anlaşın. Hanginizin oyu kaç? Recep Tayyip Erdoğan'a sorarsan MHP'nin oyu 7,2. Devlet Bahçeli'ye sorarsan AKP'nin oyu 32. Ne yapacağız biz şimdi? Önce bir aranızda anlaşın.
Hani Cumhur İttifakı çok iyi, el sıkışıp duruyorsunuz ama daha birbirinizin oyu hakkında ortak bir kanaatiniz yok sizin. Nasıl Türkiye İttifakı kuracaksınız ya? Nasıl CHP vatan haini? Hüsnü Bozkurt terörist. Yok ya. Ben bu ülkenin 20 yıl üniformasını giymişim. Siz kantin subaylığı yaparken ben İpsala'da 6 ay sınır bekledim hemşerim. Öyle insanları yaptalamak kolay. Böyle bir şey yok. Hiç kimseye, ben asla hiçbir AKP'linin vatan haini olduğuna inanmam. Böyle bir şey yok. Herkes bu vatan için elinden geleni yapıyor. Her sandığa giden insan kendi partisine oy verirken memleketimiz daha iyi olsun, benim çocuklarım daha iyi yaşasın, huzur içinde yaşayayım diye oy veriyor. Kimse gidip de benim çocuğum az önce şehit olsun veya Hakkari'de havan topuyla paramparça olsun diye oy vermiyor. Böyle bir şey yok. Tabanda da böyle bir şey yok. Tabanı böyle tahrik eden bu ötekileştirici değil. Bunu yapmayın. Gerçekten yapmayın. Ne demek ya? İki parti bir araya geliyor, zillet diyorsunuz. İllet diyorsunuz. Bunlar vatan haini diyorsunuz. Teröristlerle işbirliği yapıyor diyorsunuz. Aynı oylara siz de Sayın Binali Yıldırım İstanbul'da demedi mi HDP seçmeninin oyuna talibim diye? Peki o HDP seçmeninden Binali Bey'e oy verenler vatansever, Ekrem Bey'e oy verenler vatan haini. Böyle mi? Bu olmaz. Buradan kimseye bir yarar da sağlanmaz. Ben bitiriyorum. YSK'nın asla katiyen bu seçimi iptal edebileceğine inanmıyorum. Kimse Türkiye'ye böyle bir kötülüğü yapmaz, yapamaz. Hukuki bir dayanağı yok. Yok böyle bir mesnet. Ve bir şey söyleyeyim, yani sonuçta bana sorarsanız YSK üyeleri 16 Nisan akşamı o seçimi o şekilde katletmenin vebalini zaten taşıyorlar. Bir vebal daha taşıyacak yükleri olduğunu düşünmüyorum. Bu seçimi iptal etmeyeceklerdir. Pazartesiden sonra da herkes Türkiye'nin işine baksın. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Evet, maalesef bu beylerin 17 yıllık yönetimi sonunda 2002'de geldiklerinde bu ülkenin beka sorunu var mıydı? Son seçimde beka dolandılar. Kim yarattı kardeşim bu beka sorununu? 2002'de geldiklerinde bizim 18 adamımızda Yunan işgali var mıydı? Kıbrıs bu durumda mıydı? Doğu Akdeniz'de biz böyle dışlanmış mıydık? NATO'da Güney Kıbrıs Rum yönetimini çağırıp da bizi istiskal ediyorlar mıydı? Yunanlı bakanlar, başbakanlar gelip Ege Adaları'nda kuzu çeviriyorlar mıydı? Ne oldu? Beka sorunu var Türkiye'nin. Ve bu beka sorununu biz ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı gibi davranmasıyla, bütün partilerin o meclise sahip çıkmalarıyla, bakın söylüyorum, bizzat bizim meclis başkanımız eğer bir Odalar Borsalar Birliği Başkanı tarafından karşılanmayarak istiskal ediliyorsa, bunun ayıbı milletçe hepimizindir. Hüsnü Bey, ben de size bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Tabii, buyurun. Bu 18 adamız işgal edilirken genelkurmay başkanlarımız ne yapıyorlardı, birinci sorum. İkinci sorum, yani vatan toprağı işgal edilirken, hadi siyasiler görmezden geliyorlar ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunun için bir emir almasına gerek mi var? Çünkü kendi toprağımız. Başka bir toprağa girip alması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı gerekiyor. Ama kendi toprağımız işgal edilirken Genelkurmay ne yapıyordu? Birinci soru bu. İkinci soru, bugün Aykut Bey'e soracağım ikinci sorumu. Bugün İzmir, Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanları Cumhuriyet Halk Partili, değil mi efendim? Ve bu adaların tamamı, yanlış hatırlamıyorsam tamamı, ki hani Çanakkale bölgesinde de varsa o da CHP'li. Yok, orada yok. İzmir, Muğla, Aydın. İzmir, Muğla. Peki Büyükşehir Belediye Meclisleri, buradaki yapılanma kaçak, oraya gelmiş Yunanlar bina yapmışlar. Yıkım kararı alıp bu yıkım kararı için İçişleri Bakanlığı'ndan güç isteseler. Hadi İçişleri Bakanlığı vermedi, Milli Savunma Bakanlığı'ndan istesinler. Vermedi, Genelkurmay'ı da istesinler. Buradan size de bir çağrı yapıyorum. Büyükşehir Belediye Meclisleri İzmir, Muğla, Aydın. Bu kararı almazsa ben sizden bir gazeteci olarak hesabını sorarım. Almalarını da öneriyorum. Almaları için de genel merkez yöneticisi olarak sizden bu işi sahiplenmenizi istiyorum. Ben bu konuda bir yazı yazdım. Bir sene, bir buçuk sene oluyor. Üçünü de aradım ki değişti şimdi. Biri değişti, ikisi aynı. Yanıt bile vermediler.
Dolayısıyla burada madem vatan toprağı sadece iktidara yönelik bırakılmaması gereken bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? İki soru ikinize. Evet, ben izin verirseniz bana sorduğunuz soruya yanıt vereyim. Kusura bakmıyorsun değil mi Fatih'ciğim? Ben de gazetecilik yapıyorum şimdi. 3 yıl vekillik yaptım ben. 2015 7 Haziran, 24 Haziran 2018. 3 yılda her bütçe konuşmasında, Milli Savunma Komisyonu üyesi olduğum için her bütçe komisyonunda bunu sordum. Soru önergeleriyle sordum. Bu adaları hakkını yemeyelim. Türkiye'nin gündemine taşıyan Genelkurmay Eski Genel Sekreteri, Emekli Milli Kurmay Savunma Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı. Hayır, Genelkurmay Eski Genel Sekreteri, Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri, Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'dır. Onunla da irtibatlı soru önergeleri hazırladım, verdim. Benim de asker arkadaşımdır. Evet, yüksek orada ben evet. Asya emeğinken o teğmendi. Fakat iktidar buna tamamen sağır. Şimdi bir şeyi söyleyeyim siyaseten. Böyle bir şeye ne Büyükşehir Belediye Başkanları ne de Genelkurmay Başkanı kendi başına bir şey yapamaz. Nasıl yapamaz efendim? Hayır, yapamaz. Yani efendim, bugün hayır, Suriye'den, sizin Suriye'den gelse hayır, girse birlikte. Siyasi irade, talimat, emir vermeden bakın aynı şey Kardak Kayalıkları konusunda oldu. O zaman Başbakan Tansu Çiller'di, Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal'dı, ona da sağlıklar diliyorum. O zaman bir siyasi irade. Ya o bayrak inecek mi efendim? Katılmanızla ilgisi yok. Ben kanuni, şimdi, yasal olayı söylüyorum. Şimdi İttalaşı olunca sizin siyasi denen, bir hayır, karar mı bekleniyor? O İttalaşı ayrı şeydir. Rus uçağı düşürürken efendim, siyasi karar mı bekleniyor? İttalaşı ayrı şeydir. Burada fiili bir işgal var. O fiili işgali kaldırmanız için siyasi irade size talimat verecek. O zaman gider o adalarda bayrağı mayrağı indirirsiniz. Birinciye işgal oldu, ikinci oldu, üç oldu, beş oldu, dokuz oldu, on Orhan beş Bey, oldu. Gemilerimi gönderirim oraya, sokmam onları getirmem. Polemik yapmayalım. Polemik o gemi, değil o gemilerin, Genelkurmay Başkanları o gemilerin, siyasilerden önce sorumlu olmaz, bence. O gemilerin gidebilmesi için bence siyasi öyle. İradenin o talimatı vermesi lazım. Bir görev emri vermesi lazım. Git bunu yap demesi lazım. Neticede bu mümkün değil. Yani aynı şekilde Suriye'de hatırlayın, harekat yapmak için meclisten karar alıyorsunuz. Yurt dışına asker efendim, gönderebilmek yurt dışı için. Efendim yurt dışı asker gönder. Bu bizim efendim, toprağımız. Bu sizin toprağınız. Ben de onu anlatıyorum. Sizin toprağınız ama adam gelmiş fiili işgal ediyor. Peki o zaman ben size başka İşgal bir şey... İşgal ettirmeyeceksiniz ben diyorum. Başka bir şey söylüyorum. İşgal edildikten sonra siyasi kararla boşalt demiyorum efendim. Sizin hükümetinizin dışişleri bakanı. Neyse bunu söylemeyeceğim. Peki. Binali Yıldırım Bey gitti, işgal edilmiş adayın pasaportla gitti. Gitti. Evet. Burada evet, bir dakika, Aykut Erdoğdu da var. Onun da yanıtını ben de merak ediyorum. Onunla bitirelim. Buyurun. Vallahi birincisi şunu söyleyeyim. Bu meseleler, milli güvenlik meselelerine Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi de benzer bir şeyleri koyuyor. Milli güvenlik meselelerini belediyelere ihale etmek ne kadar doğrudur bilemiyorum. İkincisi, bu vatanın bir çakıl taşı için hepimiz canımızı veririz. Ama olmayan bir şey dolayısıyla, eksik bir bilgi dolayısıyla yanlış bir şey söyleyip, sonuçta Yunan halkı da ezilen bir halk, Türk halkı da ezilen bir halk. Hepimiz ezen de ortak bir düzen varken, yoktan yere bir milli güvenlik sorunu, üzerine bir çatışma bilmem ne yapılmasını doğru bulmuyorum. Ayrıca dış işlerinden saygın bürokratların, genelkurmaydaki askerlerin, yani AKP yönetimi diye devlet çökmedi. Farklı görüşleri de var bu konuda. Tekrar şunu söylüyorum, vatan toprağının her bir çakıl taşı kutsaldır. Ama vatan toprağının her bir çakıl taşı kutsaldır derken bizim çok savaşçı bir dış politika, yoktan yere bir çatışma ortamına getirmektense, buyurun beyefendi siz bir şey söyleyeceksiniz. Bakın yalnız size şunu söyleyeyim. Büyük yurtseverlik büyük olgunluk gerektirir. Şimdi sadece size şunu söyleyeyim. Yoktan yere oradan bir çatışma ortamı yaratıldığını düşünün. Bu Türkiye'nin lehine mi değil mi? Sadece bu soruyu tartışılmasını isterim. Yine yoktan yereden kastınız yani, dedi. Bakın oradaki işgal yoktan yere. Bakın oradaki yani? 1930'lu yıllardan beri belirli tartışmalı şeyler var. Ben yine söylüyorum. Konunun uzmanı değilim. Ön koşulumu koyuyorum. Bir tek çakıl taşı için vatanın can verilir. Ama savaşçı bir dış politikadansa ortada hiçbir yok şey yokken barışçı bir dış politikayı her zaman çok daha fazlasıyla öneririm. Aynen Suriye meselesinde olduğu gibi. Şimdi Suriye meselesinde Suriye'nin içine kadar girip, şehit verip, Orta Doğu'nun mazlum halklarıyla boğuşmaktansa oranın devletleriyle ve halklarıyla oturup barışçı bir lisanla konuşmak her zaman için benim siyasi tarzıma çok daha uygundur. Savaş zorunlu olmadıkça benim gözümde bir cinayettir. Bu kadarını söylemiş olayım. Başka neyse, bir şey daha. Atatürk'ün lafı da şimdi şunu söyleyeyim bakın.
En son 92 son sözünüz. 92.500 kilometrekare Ege kıta sahanlığında bir araziye, yani bizim 780.000 kilometrekare kara sınırlarımız var. Sadece Ege'de, Akdeniz'i söylemiyorum, 452.000 kilometrekare ekonomik nüfuz alanımız var. Eğer bu 18 adanın işgali Yunanistan tarafından şey yaparsa, kesinleşirse, biz İzmir'den Antalya'ya balıkçı teknesi götüremeyiz. Bu işin şakası yok. Ya Koyun Adası, Eşek Adası, efendim Kolonimnos Adası, bilmem ne, bunlar kayalık bir kısmı. 153 formasyon, 18 adadan bahsediyorum. O zaman Kardak kayalıklarına da çıkmayacaktınız kardeşim. O bayrak inecek dendi ve indi. Kim çıktı Kardak kayalığa? Birisi Ali Türkşen. Bir şey bakın, şunu söylemek istiyorum Aykut Bey, bir dakika. Bu Hüsnü basit abi, yaş farkıyla yine son sözümü aldı ama bir şey hayır, söyleyeceğim. Bu basit bir iş değil bak. Muhakkak yani, değil canım, basit bir şey olabilir mi? Bu çok ciddi bir iş. Çok ciddi bir iş. Türkiye'nin egemenlik sorunudur. Bir de vatan dediğimiz şey bir bütündür. Yani bu adalar bizim mi değil mi? Ha şimdi eğer sizin satır arasında söylemek istediniz, benim de demin söylemekten imtina ettiğim Milli Savunma Komisyonu'nda bilmem nerede konuşulan laflar, Amerikan haritalarına göre, İngiliz haritalarına göre ve Lozan haritalarına göre bu adalar, sözü edilen 18 ada bizim adamız kardeşim. Bu ada bizim adamızsa, ha Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Levent Apartmanı'nın 4. katındaki Halk TV stüdyosu, ha orası hiç fark etmez. Burada tavır alınmıyor, önemli olan o. Yunanlı bakan orada 5 tane üs kurmuş, 8 bine yakın asker konuşlandırmış. Geliyor orada kuzu çeviriyor. Niye çeviriyor? Bu ada kendi adasıysa neden çeviriyor Aykut Bey? Hüsnü abi son şunu ben söyleyeyim. Çünkü sonsuz bitirelim artık. Çünkü süremiz bitti. Bir ülkenin gücü ekonomisinden, devlet yönetiminden, hukukundan ve bunu dayanan ordusuyla güçlendirilir. Yine söylüyorum, Yunanistan içerisindeki Altın Şafak Hareketi Türkiye'yi tahrik etmek istiyor olabilir. Vatanın her karış toprağı kutsaldır ama son derece bilinçli, profesyonel. Aykut yapma ya. Bak dur, burada araya gireceğim. Kusura bakma. Yunanistan'daki Altın Şafak'ı falan bırak. Milli Savunma Bakanı İsmet Çipras Yılmaz. Dedi, dedi ki İsmet Ege Denizi kimindir dedi. Balıklarındır evet, dedi. Bu mesela adalar bizimdir. Yunanistan bir fiili durum yaratmıştır ama Lozan'a göre adalar bizimdir dedi. Bitti kardeşim. Senin Milli Savunma Bakanı bu adalar bizimdir diyor. Oradaki işgali kaldırmak. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da Yunanistan'ın ziyaretinde Lozan'ı tartışalım onu, diyor. Onu da ben meclis kürsüsünde gündeme getirdim. İşte Aykut Şahit. Tamam biz de söyledik. Yani, bize tamam, yayınlarda yani, söylüyoruz. Ama bizim şimdi sen bizi böyle söylüyorsun da Orhan Bey. Ama 134-140 milletvekili oturuyoruz. Adam gelmiş 300 milletvekili var. Söylüyorsun. Bu kadar yetkin. Efendim milletvekiline meclise düşen bir görevden önce genelkurmaya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşen görev o adaları işgal ettirmemektir. Tamam nokta. Bitti. Bu kadar. Biz bu kadar. Burada o adalar ne zaman işgal oldu? Burada ne zaman oldu? 2008-2009. Evet. Kaç sene önce? Kimdi genelkurmay? 11 sene önce. Kimdi başbakan? Onu sor önce. Boş ver. Kimdi acaba? Siyasi sorumlusu başbakandır. Siyasi sorumlusu AKP hükümettir. Tabii, bitti. Elbette. Ona bakarsan o zamanın genelkurmay başkanı kendi kozmik odasını koruyamadı. Şimdi adamı konuşturma Allah aşkına. İşte konuşalım. Bir programda bunları konuşalım. Evet, bu akşam bu kadar. Sayın Erdoğan da teşekkür ederim. Sizi yorduk. Rica ederim. Çok sağ olun bu akşam için. Sayın Bozkurt ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sayın Uğuroğlu, Orhan abi teşekkür efendim, ederim. Efendim sürçülisan ettiysek özellikle Hulusi Akar Bey'den de özür diliyoruz. O yok, paylaşım yok. Olmuş. Dakikalar yok, fark etmez ama paylaştılar. Sorun yok. Evet, düzelttik zaten. Yok, çok teşekkür ederim. Bu akşamlık bizden bu kadar. Birazdan Mehtap Özkan'la gece haberlerini izleyeceksiniz. Onu da kaçırmayın derim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, iyi geceler.